Merhabalar güzel insanlar. Bugün inanılmaz bir şey yapacağız. Yeni bir kumaş yapacağız. Ben neredeyim? Almanya, Münih'teyim. Yıldızcığımın mutfağındayız. Yıldız, ben senin Almanca ismini söylemekte zorlanıyorum. Sen söyler misin? Merhaba, ben Tuarkmış belki. Evet, Yıldız gerçekten harika pastalar yapıyor. Yenilebilir kumaş yapacağız. Hiç duydunuz mu bilmiyorum ama inanılmaz. Böyle figürlerinizle kıyafet yapabilirsiniz. Pastalarınızı kaplayabilirsiniz. Şimdi Yıldız bize her türlü detayı vererek bunu anlatacak. Hazırsanız başlayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben buraya 25 gram toz dana jelatin koydum. Ve 50 milim su koydum içine. Karıştırdım ve 10 dakika beklettim. Bu şimdi böyle bir katı bir şey oldu. Katı bir jele oldu. Şimdi ben bunu mikrodalgaya koyacağım. 10 saniye falan. Hemen koyalım. Evet. Erimiş durumda. Şimdi üzerinde köpük olursa üzerindeki köpüğü atıyorum. Yani şöyle. Tamam. Şimdi ben bunu 2 yemek kaşığı gliserin koyacağım. Şöyle 1 2. Şimdi karıştırıyorum ben bunu. İyice bir karıştırıyorum. Evet, karıştırdım. Şimdi şöyle bir mutfak fırçası alıyoruz. Kır fırçası. Şimdi üzerinden alıp biz, bu yenilebilir bir kağıt. Wafer papier, gofret kağıt değildir. Şimdi bir tane beyaz, bir tane pembe yapacağız. Şimdi ben bunu böyle bolca bolca sürüyorum. Bir tarafına sürüp şimdi diğer tarafına da geçeceğiz. Birazcık tabii ki acele etmek gerekiyor. Şimdi arkasını çeviriyoruz. Ve ince bir tabaka arkasına da sürüyoruz. İki tarafına da sürdük. Şimdi hemen üzerine nişasta serpiyorum ben bir tarafına. Ve hemen arkasını çevirip tekrar nişasta serpeceğim. Evet. Mısır nişastası. Şöyle bol bol serptim ben. Bakın yumuşacık oldu. Kadife dokusu gibi oldu aslında. Gerçekten kadife dokusu gibi. Ve istediğin bu şekilde sokabiliyorsun. Ben şimdi size bunu renklendirmesini göstereceğim ama beyazda tabii. Evet. Eğer kendiniz renklendirmek istiyorsanız bu işlemi beyaz üzerine yapıyorsunuz. Şimdi bunu renklendiriyoruz. Yumuşak bir fırça olması gerekiyor ve üzerine şöyle dokundurarak, evet, bu işlem tabii ki sadece kuru gıda boyasıyla oluyor. Şu an bitmiş durumda. Siz tabii ki iki tarafını da boyayabilirsiniz. Ben şimdi tek taraflı boyadım sadece. Dokusu çok güzel oldu, yumuşacık oldu. Şimdi ellerinize sağlık. Umarım tarifim işinize yaramıştır. Bay bay.